Hocam aslında baktığınız zaman ortadaki rakam konusunda masadaki hazirun sizin tabirinizde öyle diyorsunuz hep evet bu parayla geçinilmez şimdi, diyor ama deyip farklı görüşler başladı. Şöyle için. söyleyeyim ee, bir defa maaşları konuşuyoruz, enflasyonu konuşuyoruz, alım gücünü konuşuyoruz. Barış kardeşim diyor ki alım gücünü arttırmadıkça bu iş çözülmez ama benim söylediğim şu, enflasyonu düşürmedikçe bu iş çözülmez. Ve fiyatlar geri gelmez deniyorsa o zaman cumhurbaşkanı yalan söylüyor. Eğer bu fiyatlar geri gelmeyecekse cumhurbaşkanı diyor ki ben enflasyonu düşüreceğim. Enflasyonu düşürmek ne demek? Fiyat artışını durdurmak demek. demek. Değil, değil. Hocam fiyat o, o fiyatları düşürecek. Gözünü seveyim O zaman sayın cumhurbaşkanı demek ki yanıltıyor bizi. Sen yanlış anlamışsın. Şimdi yok hiç yanlış anlamıyorum. Şimdi ben onlardan da bahsedeceğim. An itibariyle her işverenin işçilik maliyeti aşağı yukarı 54 artmış. Dolayısıyla mal ve hizmet üreticilerinin artan maliyetini fiyatlara yansıtacağı kuşkusuz. Yani artan maaşların piyasaya yansımasından kaynaklanan arz taleple ilgili artışı söylemiyor. O ayrı piyasanın canlı olup da talebin arttığı yerde arzın birlikte o dengeyi bulamamasından kaynaklanan fiyat artışlarını söylemiyorum. 3 bin işçi çalıştıran bir makarna fabrikası örneğini size söyleyeyim. Aylık işçi maliyeti an itibariyle Şubat ayına yansıyacak zannediyorum. Ee, öyle deniyor. Öyle gözüküyor. 10 milyon lira işçilik maliyeti artacakmış. Şimdi bu girdinin bu maliyetin fiyata yansımayacağını söyleyen bizi kandırıyor ya da kendisi kendisini kandırıyor. Yani bunların fiyata yansımaması mümkün de Geç onu. Bak iki yerde fiyata yansıyacak. Bir sorun çünkü sen maaş arttırmak zorunda kalıyorsun anormal. Piyasayı canlı tutmak için. İkincisi de o maliyetleri elbette devlet olarak daha fazla üstlenemeyeceğim için bu maliyetlerle karşılaşan üreticiler bunları mal ve hizmetlerine yansıtacak. Bu ilk kere ki dört. Buna, buna, buna hazır olun. Yani istediğin kadar üç harfi de iç mihrak de dış mihrak de ceza keselim de onu yaparım bunu yaparım biz bunu göreceğiz. Keşi görmesek. Oradan buradan örnek vermeye gerek yok. Almanya'dan şurada biz ne söylersek söyleyelim oraları görmeyen oralarda yaşamayan insanlar bizim söylediklerimize kime itibar ediyorsa herhalde doğru söylüyordur diyecek. Ben öyle demiyorum ben diyorum ki Almanya'da kazanan gelip burada krallar gibi yaşar. Türkiye'de kazanan Almanya'da aç kalır. Bak tekrar söyleyeyim mi? Almanya'da kazanan burada kral. Asgari ücretlisi gelir senin 4 veya 5 yıldızlı otellerinde tatil yapar. Sen camdan bakarsın. Ama sen burada kazanıp Almanya'da sadece gidersin orada. Hamburger. İki günde param biter. Üçüncü günü ne yapacağını bilmezsin. Tatil hayal onu geç. Ben şunu teklif ediyorum. Diyorum ki kardeşim. Almanya'da yaşayan kardeşlerimize söylüyorum. Orası sizi bunalttıysa gelin buraya. Bizim buradan gönderecek çok yabancı var. Suriyeli var. Gönderelim onları. Sizle de değiş tokuş yapalım. Enflasyonun nedeni onlar mı? Hocam? Bak şimdi ben hayat ben, ben hayat diyorum pahalı. ki hani, hani burası cennet. Öyle deniyor ya. Şimdi orada kazanıp burada yaşarsın. Mesele değil o. Ama sen şunu düşüneceksin. Kardeşim sevin. Burada kazandığınla burada yaşama sanatını öğrenmen öğretmen lazım bize. Geç onu. Onu geç. Dolayısıyla bizim... Bir defa bizim bir defa Türkiye'de Türkiye'de taatip taatip ben hep yapması diyorum bak çok basit değil. diyorum. Almanya'da reyonlar, reyonlar taatip raflar reyonlar boş deniyor ya. Kardeşim değil. ya millet zor biz gördük de hani görenler de göndersin. Geçim. Hani bu milletin bu bu, bu bu milleti kandıramazsın böyle. Pandemi var. Ukrayna var. O var, bu var. Bu yok milletin bu 84 85 milyon 14 15 milyonu çok iyi yaşıyor Avrupa, kardeşim. Avrupa doğalgaz bulamıyor. Sen sen diyorsun ki çoğlar sen doğal aç gaz kal diyorsun. Bulamıyor. Sen aç kal diyorsun. Onlar kendini kandırıyor doğalgaz. Almanya'nın ki iki kişi banyo yapın diyor. Bak ben ben iki kişi banyo ya, yapın diyor ya. Sen Alman kendini kandırıyor. Devlet başkanı ha, iki kişi karşılıyor. banyo yapın yok, desin yok, bakayım yok, ne yapıyorsunuz. Şimdi bak kardeşim ben sana bir söyleyeyim. Kandırmıyor. Fiyatlardan gitmeyeceğim de. Ya geçen sene 2021 aralığında Kömür fiyatı 3250 lira, 3750 lira. Şu anda İstanbul'da ilan edilen rakam bir ton kömürde 5590 Türk lirası olmuş. Tamam. Ben daha başka bir şey söylemiyorum. Sen diyorsun ki kardeşim ben efendim işte bu enflasyonu düşüreceğim. Ya senin enflasyonu düşürme imkan ve ihtimalin yok ki. Ya nasıl düşüreceksin? Kağıt mesela. üzerinde düşürürler. TÜİK'in rakamlarıyla düşüreceksen buyur. Enflasyonu nasıl düşürürsün biliyor musun? Ben çok basit söyleyeyim size. Bir yazmışım buraya. Petrol fiyatları bugünden yarına 40 dolara düşer. Sen de 100 milyar dolar parayı alır kasana koyarsın. Öyle enflasyonu düşürebilirsin. Onun dışında nasıl düşüreceksin bu mereti? Çünkü niye? Sıkı para politikan yok, tasarrufun yok, hiçbir şey yok. Açıldın gidiyorsun. Borçlanma rakamların ortada. Mesela diyor ki Cem onu tartışıyor sürekli. Kardeşim diyor cari açın diyor 80 milyar doları diyor şeyden enerjiden. Kardeşim Cumhurbaşkanı bizi ihracatta 500 milyar dolara hedefliyor. Evet. O zaman sen bu cari açın açılı açıla devam edeceksin. İşte ortada ithalat ihracat rakam farkları bunu ben söylemiyorum. Ticaret Bakanlığı verilerine baktığında görüyorsun zaten bunu. Sen şunu söylüyorsun savunmada uçtuk. Ya savunmada 1 milyar dolarlık senin ihracatın var. Toplam 10 milyar. Şeyde kaç? Olur şeyde kaç? Mu? 10 milyar Taksi ta, araçlarda kaç? 30 milyar dolar. Ya. Onu Niye söylemiyorsun? Araya girmek istiyorum. İhracat, bilişim olmada Baykal bak, 1 kardeşim. milyar dolar. Totalde ASELSAN, TUSAŞ'ı kattığın bak. zaman 10 milyar dolar. Bu bak, 2002'de benim, benim 1 söyleyeceğim milyar şey, dolardı. Bak, ben, ben ben biraz daha gerçekçi gideyim. Ben, bak git, benim ben önümde benim önümde, benim önümde Adliyede görev yapan sözleşmeli zabıt katibi mübaşır unvanındaki adalet personelinin rakam var. 8500 lira utanın. Ha? E zam alacak şimdi o al da zam, alacak. Zam alacak. Sen 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 ne zam alacaksın? Memur zaten, zam alacak. Zaten alacak bir şey söyleyeyim. Yani, Cumhurbaşkanının yani. deyimiyle at alan geçiyor. Zamlar ardı ardına geliyor. Yağıyor. devam ediyor. Durduramıyor En diyor. düşük memur maaşı bu bak, arada 9000 zam lazım 9150 lira. Şimdi bak ben bir şey söyleyeceğim kardeşim. Ben istiyorum ki Sayın Cumhurbaşkanı nasıl Katar prensiyle görüşüyor, ediyor yerine göre Sicilya. Ya Baktın bizim bir Katar meclisimiz Prensiyle. var. Bizim bir meclisimiz Katar var. Prensiyle bizim bir her meclisimiz var. Kardeşim. Bu arada. Bak, Macron da görüşecek. Bak kardeşim ben oraya giden uçakların harcadığı benzinin nereden çıktığını da sorma. Artık onları geçtik. Yani Katar'da şeyde şeyde askeri şeyde, dev, var. Dev, devlette de, devlette de, devlet de, hani devletin Katar'da tasarruf Çık olmaz diyor ya mi? millet de öyle işte Katar'daki idare ediyorlar. Dünya Bak, onları 3000 onlar, polisimiz onlar, onlar görev geçiyor. yaptı. Bak şimdi bir Katar'dan şey söyleyeceğim biz sana. kar elde bak ettik orada sana. 3 bin polis Katar'da güvenliği sağladı sana. Türk polisi Ya bak hayaldi Yapma gerçek ya. oldu 4 Ocak Katar 2016 de. tarihinde <laughs> Sevim dolar kurun 2,92 iken şu anda 18,67 hayaldi gerçek oldu Hani 2018 yılında sen Cumhurbaşkanı seçin oy verin bu kardeşinizde görün o enflasyonu ve doları ne yapacağımı Ne oldu ne oldu ne Kardeşim var. ben diyorum ki 2018 pandemi yılından sonrasını araya, bu ülkede Savaş girdi, bu ülkede yani? demokrasi, hukuk, kapandı, hukuk ve ekonomi adına ne iyiye gitti? Bana bir şey bir örnek verin, bir örnek verin. Ne? Bir, bir örnek verin. verin. Demokrasi, hukuk ve ekonomide ne iyiye gitti? İhracatta, ne iyiye ihracatta gitti? Cumhuriyet tarihinde ne iyiye, iyiye gitti? Bak sen ne yapıyorsun biliyor musun? Bak, CHP kazandı. Bak, bak, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bankalara yurt dışı adına. para transferi ediyor. Sen sermaye kontrolü gidiyorsun. Sen yabancı yatırımcı çekebilir misin? 2019'da 13 büyük alabilir misin? CHP kazandı. Bak, demokrasi. Alabilir değil mi bu ya? Yani? hocam Bir şey bak, geç onu. Bak. Nedir hocam? Demokrasi Türkiye da. Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bankalara yurt dışı para transferi uyarısı. E Söylediği şu. Diyor ki kardeşim sen diyor eğer Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bankaların yurt dışı transferi hususunda uyardı. Eksik bilgi ve belge raporlayan bankalardan teste konu ödemenin yüzde beşik kadar ek ücret alacak. Sen şimdi burada bunlar yaparak sen yabancı yatırımcı veyahut da yatırımcı çekebileceğini zannediyor musun?